Bir haber var. Başlık aynen şöyle. Başkent Gaz'ın tam 7 milyon 925 bin dolarlık Kızılay bağışının Ensar Vakfı'na aktarıldığı ortaya çıktı. Evet, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na para aktarılmış, şu meşhur Ensar Vakfı'na. Peki hala bu haberi başlığını duyduktan sonra ne var bunda diyenler olabilir. Başkent Gaz Kızılay'a 80 milyon dolarlık bir bağışta bulunuyor önce. Arkasından Başkent Gaz Kızılay ile arasında bir protokol imzalıyor. Ve bu protokole göre diyor ki bu 8 milyon doların 7 milyon 925 bin doları Ensar Vakfı'na verilecek diyor, yurt yapımı için diyor. Peki Başkent Gaz neden böyle bir dolambaçlı yol tercih ediyor? Çünkü Kızılay'a yapılan bütün yardımlar vergiden düşülebiliyor. Böylelikle Başkent Gaz da vergiden düşmüş olacak bu parayı. Peki Başkent Gaz kimin? Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Torunlar Holding gayrimenkul yatırım ortaklığına ait. Yani Erdoğan rejiminin sürekli ihale alan firmalarından bir tanesi. Peki Kızılay görev tanımı içerisinde böyle bir şey yapması mümkün mü? Elbette değil. Görev tanımı içerisinde yurt yapmak yok. Afetlerde mağdurlara, mazlumlara yardım eli uzatmak var. Yani işin özeti şu. Vatandaş doğalgaz borcunu Başkent Gaz'a yatırıyor. Başkent Gaz alıyor o parayı, Kızılay'a bağışta bulunuyor. Kızılay da o parayı alıyor, Ensar Vakfı'na yatırıyor. Böylelikle vatandaşın doğalgaz parası birdenbire Ensar Vakfı'nda yurt olup çıkıveriyor. Ve Başkent Gaz da aynı zamanda bu yatırdığı parayı da vergiden düşebiliyor ve arkasından da gelsin ihaleler. Buna halk arasında çift taraflı öten Halep düdüğü deniyor.